Leyla İpekçi. Tevhid tohumu saçılmaya devam ederken memleketten yola çıkıp ne vakit doğu istikametine yolculuk etsem benzer bir duyguya kapılıyorum. Bir vakitler Türkistan'dan, Horasan'dan, Bağdat ve Şam'dan hicret ederek Anadolu'ya gelen, hazineyi emanet niyetiyle burada sırlayan ve Anadolu'nun mayasına can katan Alperenlerin tecrübesini canlandırma gayesiyle Şimdi de bizim buralara iade-i ziyarette bulunmamız icap eder diye geçiyor gönlümden. Lakin bunun için öncelikle halis niyetli olmak, aksiyoner bir tavırla kalp ilmine her adımda yol açacak gayrette bulunmak ve tabi bugünün imkanları dahilinde had bilmek gerekiyor.'' Bir de acizane kendi hayatımda doğuya gitmek her seferinde bir manevi sefer niyetiyle vuku bulduğu için benlik perdelerinin biraz olsun kalkması umuduyla her şeye içinden dışından bakma ameli kendi kendine oluşu veriyor. Gördüğüm kadarıyla sadece bende değil, birlikte yolculuk yaptığım diğer talipliler de. Evet gerçekten de hayatımın uzun bir döneminde bol bol batıya yolculuk ettikten sonra İskenderiye'den Amman'a, Halep'ten Beyrut'a, İsfahan'dan Kudüs'e, çölden nehre, ovadan ormana hayatımın en uzun iç yolculuklarını yapmış olmamın muhakkak ki anlamı vardı. Enfüste ve afakta böyle bir yolculuğu talep edenlerin, her şeye muhatabını bilerek bakma gayretiyle yakalayabildikleri ipuçlarını takip edecektenli bir uyanıklık içinde olması gerekiyor öncelikle. İşte böyle bir niyetle Türkistan Çimkent'te Yesevi Hazretlerinin türbesinde dua etmek, Şam'da i̇bn Arabi Hazretlerinin sandukasında el açmak veya El Halil'de Yusuf Peygamber'in makamında gözyaşı dökmekle, Konya'da Şems Hazretlerinin, Elmalı'da Vahap Ümmi Hazretlerinin veya Kastamonu'da Şaban-ı Veli Hazretlerinin makamında gönül kokularına aşina olmak, bu manevi seferlerin manasını gönülde canlandırıyor. Ola ki hikmetine vakıf olabilelim. Ve yeni bir manevi sefer niyetiyle geldik işte bir kez daha Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin Bakü'deki türbesine. Nasıl bir nasipse, Üçüncü kez, Kahire'de turistik bir amaçla bir piramidin loş basamaklarından inmekten çok daha derin bir inişle. Yüksek basamaklı taş merdivenlerden içeriye, zihinden kalbe, gönül semalarından gönül arzına bir tecelli misali. Kendi içine doğru ine ine. Derken bir güneş gibi parıldayan Hazretin sırrına. Elbet her yolcunun biricikliğinde, bizi bir kılan bir anlamın içinde, ilahi söyleyen sevgilinin nefesinde birbirimizle buluşmaya, hakikatimizin nuruyla hemhal olmaya doğru bir dikey yolculukla. Seyyid Yahya Şirvani, Halvetiye'nin piri sanisi olarak kabul ediliyor. İlk olarak, Pir Ömer Halveti tarafından tesis edilen bu yol, Asıl olarak ikinci kurucusu Şirvani tarafından içtihat edilip yaygınlaştırılmıştır. Şifaül Esrar adlı eserinin girişindeki sözlerden alıntılarsak, 15. asırdan itibaren akın akın Seyyid Yahya'nın hankahına gelen hakikat aşıkları buradan aldıkları ilim ve irfanı yeni bir yesevi ruhu ile Anadolu'ya taşıdılar. Osmanlı'nın yükselişi ile birlikte Balkanlar, Orta Doğu, Arap Yarımadası, Afrika, Kırım, Kafkasya ve Hindistan gibi coğrafyalarda yayarak İslam dünyasının ihtiyacı olan manevi enerji merkezlerini inşa ettiler. İşte böyle bir manzarada kırktan fazla şube ve koluyla Osmanlı coğrafyasına yayılacak olan büyük bir tasavvuf okulunun ilk merkezi Baku. Daha önceki gelişlerimde olduğu gibi buna vesile olan yine bir kültürel manevi etkinlik. Piri Halveti Seyyid Yahya'yı Şirvani kitabını H yayınları 2018, yayına hazırlayan hocam Mustafa Tatçı'nın Azerbaycan ağırlıklı kültürel faaliyetlerini kayda geçirme arzusuyla daha önceki gibi yine birlikte adım attığımız Azerbaycan'da Bakü'den Şamahı'ya Pirömer Halveti'nin bir ağaç altında kalan makamına bu sefer vasıl olamasak da her seferinde gelip dua etmişliğimiz var. Gönül bu makamın bir türbe olarak düzenlenmesini diledi durdu hep. Bu sefer gelişimizin organizasyonunu yapan Yunus Emre Enstitüsü'nün de katkılarıyla ola ki gerçekleşmesine bir adım daha yaklaştık. Tohum saçmak tıpkı Yunus'un dediği gibi Baba taptuk manasını saçtık elhamdülillah demek bir anlık bir faaliyet olmasa gerek. Böyle adım adım niyetin amele dönüşmesini sabırla beklemek, fiiliyata dönüşmesini kayda geçirmek bizim de iç yolculuğumuzun dışa vuran tecellilerinden olsa gerek. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bakü'deki Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde düzenlenen Şirvani panelini Türkiye'den Tatçı Hocam'dan başka Ömer Tuğrul İnançer hocamız, Makedonya'dan Profesör Metin İzeti ve Ümit Akdemir, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü akademisyenleri Akul Şirinov ve Ahmet Niyazov konuşmacı olarak katıldı. Her gelişimizde bize muhabbetle kucak açan milletvekili Ganire Paşayeva'nın değerli katkıları da cabası. Şamahı'daki etkinlikte de Bakü'dekinden de panelden sonra Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı İstanbul Tarihi Türk Musikisi grubu tarafından devran ayini düzenlendi. İnançer Hoca, Yahya Şirvani tarafından düzenlenen Virdi Settar'ın Bugün Endonezya'dan Fasa çok geniş bir gönül coğrafyasında müntesipler tarafından her seherde okunmakta olduğunu belirtirken sağlam gövdenin kökündeki tevhid tohumunun kudretini fark etmemek mümkün değildi. Etkinliklere katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, bir millet, iki devlet söylemini bu tarz uygulamalarla hayata geçirmek gerektiğini söylerken Anadolu irfanının ruhunu vurguladı. İki devlet bir millet sözü bende iki ten bir canda olarak yankılanıyor her seferinde. Aynı dili konuşmak gönülde sınırları kaldırırken ana yurdumuzu bir kılıyor. Ve bizi bir kılan aşk ve irfan geleneğinin canlı sözleri ruhumuzu diriltmeye her adımda devam ediyor. Panelde Türk coğrafyasında İslam Yesevi döneminde Hilal gibi ise Şirvani döneminde Dolunay halini aldı diyen Tatçı hocamın Şirvani kitabına yazdığı takrizde İnançere hocamızın kullandığı şu ifadelerin bizlerin şahitliğinde gerçeğe büründüğünü söyleyebilirim. Hakikat sırlarının madeni, bir aşk rehberi Şirvani Sultanımızın devri daim, demi baki, Himmet-i hazır, nazarı safa, kelamı Mahza şifadır. Onun Muhammedi nura verdiği ateşin şule ile can bulup irfan meclisinden nasiplenenlere selam olsun. Leyla İpekçi, Yeni Şafak